Merhabalar. Önceki dersimizi 3 cümleyle kapatmıştık. Bu üç cümleyi size ödev olarak vermiştim. Şimdi bakalım bu üç cümle ne anlama geliyor? İlk cümlemiz diyor ki Ehemiyete şire mader der mahaye evvel. Sizden şunu anlamanızı istiyorum. Ehemiyete şire mader dediğimizde bu bir tamlama. Bunu alıp bir kenara koyun. Der dediğinde ise bir zaman, mekan, hal, durum, vaziyette bulunmayı gösterecek. Dermahye evvel. Dolayısıyla ehemiyete şire mader tamlamasını çevirip bir kenara koyduğumuzda. Mahahaye evvelin de anlamını bildiğimizde der ile bu ikisini birbirine bağlayabiliriz. Ehemiyete şire mader. Anne sütünün önemi. Mahahaye evvel ise ilk aylar demek. Tabii ki öncesine gelen der ona ilk aylarda anlamını katacak. Anne sütünün önemi ilk aylarda olmayacağına göre, yani bir fiilimiz olmadığına göre, ilk aylarda anne sütünün önemi diye çevirebiliriz. Şimdi ikinci cümlemize bakalım. Temin uyguladığımız yöntemi bu cümleye de uygulayalım. Çegunegiye ecraye kanun, bu bir tamlama bir kenarda dursun, der mevage zaruri yani mevâge zaruri ayrı çevrilecek. Çegunegiye ecra-i kanun ayrı çevrilecek. Der ise neye etki ediyorsa onu etki edecek. Şimdi çegunegiye ecra-i kanun dediğimizde yasanın veya kanunun yürütme biçimi ya yani şekli, tarzı, yöntemi diyebiliriz. Mevâge zaruri ise gerekli durumlarda demek. Gerekli durumlardanın başına bir der var. Dolayısıyla gerekli durumlarda yasanın yürütülme biçimi veya yasa yürütme biçimi. Şimdi son cümlemizde ise başka bir kalıp var. Tâsire mavadde gazayi ber amelkerde şimyaiye mağze muşha. Şimdi gördüğümüz gibi berden sonra yani amelkerde şimyaiye mağze muşha bir tamlama. Tabii ki başı da tâsire mavadde gazai de bir tamlama. Ama burada bir ber var. Şimdi kalıbımızı anlayalım. Tâsire çizi Ber, yani bir şeyin bir şey üzerindeki etkisi. Bakın mesela burada tesiyle mavade gazai ilk şey kısmının karşılığı. İkinci şeyin karşılığı ise amelker deşimyaayı muşa. Bir de burada dikkat etmemiz gereken başka bir konu var. Tesre mavadde kazaayı, ber amelkerdeşimyai mezze muha da. Gazai dediğimizde burada yemek anlamında değil gıda anlamında çevireceğiz. Yani aslında yemek demeyip gıda diyeceğiz. Biz hep şimdiye kadar gazayı yemek olarak biliyorduk. Dolayısıyla şimdi burada Türkçe'de geçmiş haliyle gıdayı kullanalım lütfen. Gıda maddelerinin veya gıdaların, daha doğrusu farelerin beyin kimyasallarının işleyişi üzerine etkisi. Tabii bir de gelecek zamanla ilgili olumsuzlaştırmayı görelim. Yani biz gidecek veya gitmeyecek dediğimizde nasıl bir cümle kuruyoruz? Pek basit şekliyle bir na ekiyle bu işi yapabiliriz. A ya u ferda ve medrese kahat raft. Ne? U ferda ve madrese ne kahat raft? Çünkü bir Yarın okula gidecek mi ya da o yarın okula gidecek mi? Hayır, yarın okula gitmeyecek. Çünkü hasta veya hastadır. Örnekte gördüğümüz üzere olumsuzluk öneki hahtan önce Şimdi bir metin görelim ve birlikte در آینده سوخت های فسیلی اهمیت خود را از دست خواهند داد چون که انسان ها های مناسبی برای ماشینالات صنعتی و اتومبیل های شخصی به کار خواهند برد این تحول انقلابی در صنعت و تجارت ایجاد خواهد کرد در آینده این چندان دور نسل های جدید با زغال سنگ نفت و حتی بنزین آشنا نخواهند بود با پیشرفت علم و جایگزینی سوختهای جدید آلودگی هوا نیز به شدت کاهش خواهد یافت علاوه بر این منابع انرژی تجدید پذیر از جمله انرژی باد خورشید و غیره را به جای نفت بنزین و زغال سنگ به کار خواهیم برد آیا شما هم در این راه قدمی برخواهید داشت یا نه شیمده بومتنه تلفون مو گ منزیچین بریرده یا و در آینده سوخت های فسیلی اهمیت خود را از دست خواهند داد چونکه انسان ها جاننشین های مناسب تری برای ماشینالات صنعتی و اتومبیل های شخصی به کار خواهند برد. این تحول انقلابی در صنعت و تجارت ایجاد خواهد کرد. در آینده این چندان دور، نسل های جدید باز و غال سنگ، نفت و حتی بنزین آشنا نخواهند بود. با پیشرفت علم و جایگزینی سوختهای جدید، آلودگی هوا نیز به شدت کاهش خواهد. یافت علاوه بر این منابع انرژی تجدید پذیر از جمله انرژی باد، خورشید و غیره را به جای نفت، بنزین و زغال سنگ به کار خواهیم برد. آیا شما هم در این راه قدمی برخواهید داشت یا نه؟ Pekala şimdi de sözlüğümüzü görelim. Suht arkadaşlar unutmayalım yakıttan gelir. Peki yakıt nereden geliyor? Suhten fiilinden yanmak. Suht dolayısıyla yanacak şey. Yani gerekli şartlar sağlandığında ateş oluşturabilecek, yanabilecek şey. Ve tabii ki suzan sözcüğünü hatırlayalım. Yanan, yanmakta olan şeyde suzan denir. Fosil, bildiğimiz fosil. Az dağdan üç adımlı bir fiil. Elden vermek veya kaybetmek, yitirmek anlamına geliyor. Ca biliyoruz, yer veya bunu cay olarak da görüyoruz. Tabii ki hatırlarsanız inca burası, anca orası da demiştik. Neşasten oturmak. Neşin ise bu neşastenin bonemozaresidir. İleride göreceğiz. Oturak veya oturan anlamındadır. Şerneşin örneğin şehirde oturan, şehirli. Dolayısıyla caneşin veya bazen caineşin dediğimizde bir şeyin bir şeyin yerine oturması, bir şeyin bir şeyin yerine alması, yerine oturan, yerine konan, yerine tercih edilen demek. Monasip, uygun demek. Maşin zaten biliyoruz araç. Alet ise alet gereç anlamındadır. Alat ise aletin çoğulu olarak aletler olarak karşımıza çıkıyor. Unutmayalım ki Farsça'da sanat dediğimizde Türkçe'deki sanatın aklımıza gelmemesi lazım. Sanat dediğimizde Farsça'da sanayi anlayacağız. Sanat demek için ise Farsça'da honer diyeceğiz. Şimdi bir sözcüğe daha bakacağız. Şahs, şahıs demek. Moşahhas, şahıslı, tanınmış, bilindik. Tabi bu kökten teşhis de var. Şahıslandırmak, tanınır hale getirmek yani bir şeyi karakterize etmek. Dolayısıyla bir hekim bizde bir hastalığı teşhis ettiğinde aslında isimlendirilmemiş, bilinmedik bir şeyi tanımlar, şahıslandırır, kimliklendirir ve bize artık tanınır hale getirir. Dolayısıyla teşhis dediğimizde Türkçede bilinmedik bir şeyi bilinir bir hale getirmek. Peki bir de şahsi var. Şahsi demek şahsi veya kişisel demek. Bunu biliyoruz. Bk Borden Tam kelime anlamıyla, bildiğimiz anlamıyla işe götürmek. Tabii ki bunun kullanımı kullanmak olacak. Yani bekar bordenin karşılığı Türkçe'de kullanmak olacak. Tehavvol ise değişim, dönüşüm demek. Yani bir şeyin bir halden başka bir hale dönmesi. Mesela hatırlarsanız tahvil i sal diye bir şey demiştik. Yılın dönüşü. Yani bir yılın bir diğer yıla dönüşmesi. Mutahavvel ise değişmiş olarak karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla bu sözcük de burada dursun. Engelab ise tahavvolden biraz daha farklı. Engelab tepe taklak olması, kökten değişim, her şeyin alt üst olması. Mongaleb ise yine değişmiş, tepe taklak olmuş anlamındadır. İcat kerden oluşturmak. Aynı zamanda bevucu daverden de oluşturmak demek. Nesl, nesil anlamında. Zogal sang kömür. Unutmayalım. Bu sözcü zogale seng okumayalım. Zogal sang diye okuyalım. Naft dediğimizde petrol, benzin dediğimizde ise bildiğimiz benzini kastediyoruz. Aşenabuden, buden tanıştık veya tanımış olmak. Aşena şoden tanışmak. Buradaki farka çok dikkat edin. Aşenabuden, zaten birisini tanıyor olmak. Aşina şöden ise birisini sonradan tanımak, aşinası olmak. Pişraft ilerlemek demek ve iki kısımdan oluşuyor. Piş, artı raftan piş ileri, raftan ise gitmek, ileri gitmek. Sonraki sözcüğümüz goziden, seçmek demek. Bir sınava girdiğinizde de seçenekli olursa bu seçeneklerin her birine gozine denir. Yani o şey ki seçilecek Cai gozin dediğimizde ise cai zaten biliyoruz yer demek. Gozin yerine seçilen, yerine seçmek, onun yerine koymak yine. Aluden fiili bizi kirletmek anlamına götürecek. Bir şeyin bir şeyi kirletmesine aluden fiiliyle karşılık verebiliriz. Dolayısıyla aludegi kirlilik demek. Çünkü alude artı bir i getiriyoruz. Ve yay hasile mesteriyle kirlilik anlamını katıyoruz. Şimdi 5 fiile dikkatinizi çekeceğim. Sırasıyla gelsin. Kaheş yaften, efsayeş yaften, efsayeş dağden, kaheş dağden veya kasten. Bu 5 fiilin özellikleri şunlar. Kaheş <laughs> hep azlıkla düğümlensin zihninizde. Efsayeş <laughs> ise hep çoklukla, artmayla ilintilensin. Yaften <laughs> bulmak demek zaten. Bunu biliyoruz. Dağden <laughs> ise vermek. Şimdi kaheş <laughs> azlık, yaften bulmak, azlık bulmak yani bir şeyin azalması. Efsayeş yaftan ise çokluk bulmak, fazlalık bulmak yani artması. Efsayeş dağdan bu sefer daha edimsel bir şeydir ve efsayeş dağdan arttırmak demek. Kaheş ise azaltmak. Şunu unutmayalım kaheş diğer bir karşılığı kastendir yani azaltmak. Elave ber in ise meşhur bir kalıp buna ilave veya buna ilave olarak deriz az cümle örneğin demek. Türkçede kullandığımız az cümleden farklı. Bunu önceden de gördük. Az cümle ile örnek veririz. Menba kaynak demek. Menabe ise kaynaklar. Tecdidi unutmayalım. Önemli bir fiil. Tecdid yenilenme. Mocaddet yeniden demek. Cedid ise yeni demek. Paziroftan kabul etmek. Pazir ise kabul eden belli bir özelliği veya eylemi kabul etme demek. Örneğin en etaf pazire bakalım. En etaf eğilip bükülme demek. Eğilip bükülebilir. Eğilme eylemi yapıldığında bunu yapabilir, kaldırabilir demek. Bağd rüzgar demek. Horşiyi de önceden de bildiğimiz üzere güneş. Gayre, gayre. Vesaire kullanımını ve gayre dediğimizde aslında vesaire kullanımını da karşılamış oluyoruz. Kadem berdaşten bir iş için adım atmak ve ayrıca bir fiil olarak kadem nahadan ayak basmak. Peki bu metne çözümlemeye başlayalım. Ne demek istiyor ilk cümlemiz? Öncelikle der ile cümlemiz başlıyor. Yani bir yerde'den bahsedecek. Bir yerde, mekanda, halde, durumdadan bahsedecek. Derle başladıysa hemen sonuna bakalım. Ayende'yi görelim. Biliyoruz ki ayende gelecek demek. Der ayende dediğine göre gelecek te Suhtaye fosili. Bu bir tamlama. Suhtun ve fosilin karşılıklarına bakalım. Ve suhtaye fosili ne demek? Görelim. Suht yakıttı, fosilse fosili. Fosil yakıtlar. Fosilden elde edilen yakıtlar anlamına geliyor. Ahamiyete hod ra. Ahamiyete hod burada bir tamlama. Kendi önemler. Diyelim duralım. Ra ise buradaki i'yi sağlayacak. Yani ehemiyyatı kodra kendi önemlerini. Aslında buradaki kendiye ihtiyaç yok. Farsça ise buradaki hodu gerektiriyor. Ama bu hodun neden burada gerekli olduğu ileriki derslerin konusu. Ehemiyyatı kodra kendi önemlerini. Sonrasında bir fiil geliyor. As, ha, hahan, dat. Şimdi biz biliyoruz ki as, dest, da'dan zaten 3 basamaklı bir fiil. Peki bir de buna ha katılırsa nereye gelecek? Tabii ki önceden de öğrendiğimiz üzere en basit formülüyle yani ezber haliyle hemen en son öğeden önce gelir. Ama tabii ki bizim amacımız olan ve mantığını kavramak istediğimizde ise dağdenin bir fiil olarak karşımıza çıktığı. As ise onun nasıl bir vermek olduğunu belirlediğini biliyoruz. Dolayısıyla geleceğe gidilecekse dağdı belirleyen as değil Dadın ta kendisi gelecekleşecek. Yani dad değişmek zorunda. Şimdi ilk cümlemiz şöyle çevrilebilir. Der ayende suhtaye fosili ehemiyeti hodra az dast hahendat. İleride veya gelecekte fosil yakıtlar önemlerini kaybedecekler. Tabi şunu unutmayalım. Genellikle yapılan hata özne yüklem uyumsuzluğudur. Baktığımızda az dast hahend dad dedim. Cümlenin öncesini unutalım. Ez dast hahen dat cümlesi tek başına karşınıza geldiğinde şunu anlamanız lazım. Her ne yitirilecekse, her ne kaybedilecekse aslında çoğuldur. Neden bunu nereden anlıyorum? Hahın sonuna gelen and ekinden. Biliyorum ki üçüncü çoğul şahıs için bana gerekli olan ek and. Dolayısıyla and'e bakarak as dast hahen dadı bir çoğul kavram etkiliyor. Peki bu çoğul kavramı nereden bulabilirim? Tekrar cümlenin ilk kısmını karşıma getirdiğimde der ayen değil. Çünkü o bir zamana işaret ediyor. Ahamiyete hodra değil. Çünkü o da önemlerden bahsediyor ve ayrıca tekil. Suht haye fosili. Aslında buradaki suht yanına gelen ha beni ha'nın sonuna bir end eklemekle mükellef yapıyor. Dolayısıyla sizde cümlelerinizi kurarken hangi özneyi belirlediğinize bakarak şahıs ekini ekleyin. Pekala. Şimdi sizden bu metnin devamıyla ilgilenmenizi istiyorum. Yani bu metnin devamını size ödev olarak veriyorum. Elbette bir sonraki derste ben zaten bu metni tekrar inceleyeceğim. Ama sizden ricam bu metni dikkatlice çözmeniz ve öğeler arasındaki bağı anlamaya çalışmanız. Yani Belli yüklemlere bakarak nereden geldiğini, neyin neyi etkilediğini görmenizi istiyorum. Örneğin parmağınızı herhangi bir öğenin üstüne koyun ve o öğe hangi başka öğelerle ilintili veya anlamı nasıl değiştiriyor, silmemiz veya onu tamamen değiştirmemiz bize nasıl bir katkı sunuyor veya neyi eksiltiyor, anlam bağlamında neyi baltalıyor onu öğrenmenizi istiyorum. Çünkü ileride belli metinlerde bir sözcüğün üstüne parmağımızı koyup ne işe yaradığını soracağız. Hatta çok ileri de gitmemize gerek yok. Bir sonraki derste zaten bu metinde belli başlı sözcüklerin neye işaret ettiğini, neye gönderdiğini size soracağım. Pekala. Bu dersimizi burada kapatalım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Esen kalın.